Peki. Şimdi değerli izleyenler, dün bir, bu konuda hani ne düşünüyorsunuz diye izleyicilerimize sormuştuk. Bu kira, konut oranları geçici bir çözüm olarak kira artış oranına getirilen %25 sınır getiren önerge Meclis Genel Kurulu'nda jet bir hızla da kabul edildi. Ve 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde geçerli olacak. Şimdi çok sayıda mesaj var. Bu konuya bir giriş yapalım. Ama ben önce konuğumu davet etmek istiyorum yayına. Tiptaş Genel Müdürü Ali Kurt bizimle birlikte. Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle sizden düzenleme ne getiriyor? Tam anlamıyla, tüm boyutlarıyla bir dinleyebilir miyiz? Sonra izleyicilerden gelen mesajlarımız var. Birlikte onları okuyalım. Vatandaş hangi konuda Olur. endişe, ne gibi sonuçlar, olumlu olumsuz ne gibi sonuçlar doğuracak? Sonra da onu konuşuruz. Ama önce ne gelmiş oldu? Bir sizden dinleyelim. Buyurunuz. Şimdi ülkemizde kira artışları her yıl yayınlanan değerleme yenileme oranları kapsamında artış yapıyordu. Bunu da borsa kanununda tariflenmiş bir usulü vardı. Mesela bu ayki yeniden değerleme oranı %39'du. Hükümet bir yıllık süre boyunca bu oranı %25'te sabit tuttu. Bu şu anlama geliyor. Enflasyona göre kira artışları önceden öngörülürken şimdi enflasyonun altında bir kira artışını sabit tutmayı öngörüyor. Bunun bazı sorunlara sebep vereceğini düşünüyoruz. Biz uygulanabilir olduğunu düşünmüyoruz. Mal sahipleriyle kiracılar çok ciddi şekilde karşı karşıya gelecek. Çünkü son dönemde ülkemizde gayrimenkul en önemli yatırım aracı haline geldi. Yatırım amaçlı alan sadece kira gelirle geçinen gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız da var. Emekli olup bir dairesi olup hem kirası hem emekli maaşıyla geçinen. Şimdi bunlar enflasyon kapsamında artış yaparken ki bu enflasyon oranlarının da tartışıldığı günlerden geçiyoruz. Bunun altında sabit bir oranı hükümet karar verdi. Bundan sonra bunun üzerinden artışlar yapılacağını söyledi ama biz bu oranın uygulanabileceğini düşünmüyoruz. Mal sahipleriyle kiracılar arasında problem çıkacağını artı bazı kayıt dışı ekonomik hareketlerin önünü açacağını düşünüyoruz açıkçası teknik olarak. Ve bunu özellikle şu anki boş konutların yeni kiralamaya çıkacak konutlarda aşırı bir kira artışına sebebiyet vereceğini düşünüyoruz. Sebebi de çok basit. Bugün 5 bin liraya kiralamayı düşünen piyasa değerine göre bir konut sahibi bu artışa sınırlama getirildiğine göre diyor ki 2 gün sonra ben %40 yapamayacağım zaten %25 sabit olacaksa ben kafadan zammımı yapayım deyip 5 bin lira kiraya vereceği yere örnek olarak 7 Önden bin zam. liradan bugün kiraya çıkacaktır. Bu bugün yarın zaten bu veriler açıklanır. Muhtemelen kiralarda özellikle boş konutların yeni kiralanması artışlar olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi müsaadeniz olursa biraz mesajları hızlıca Tabii. okumak istiyorum. Çünkü çok sayıda mesaj var. Tüm izleyicilerimiz, hani Tabii ki. sizin de kafanızda şekillenir böylelikle sorular. Şimdi itirazlar var tabii. Öncelikle itiraz şu, yani bunu sabitliyorsunuz ama o zaman işte mazotu vesaire diğer zamları da sabitleyin diyor. Şöyle izleyicilerimizin mesajlarını bir aktaralım. Diyor ki mesela Oya Hanım, ev sahiplerinin enflasyonun yarattığı sıkıntıyı evsiz vatandaşlardan karşılamayı düşünmesi normal bir şeymiş gibi yazılıp çiziliyor, olmaz. Kiraya sınırlama gelmeli. Ev sahipleri kiracılara değil enflasyona tepki vermeli diyor. Bir başka izleyicimiz Bünyamin Avcı, Bünyamin Bey. Benzin, mazot, doğalgaza %300 zam geliyor. Ondan sonra marketler ev sahiplerine bu iş yıkılmaya çalışılıyor demiş. Kiracılar ne olacak? Yazık değil mi diyor. Bir başka izleyicimiz hayat hikayesinden biraz örnek vermiş. Benim oğlum üniversitede okuyor. Elektrik, doğalgaz, internet her şey dahil 1300 lira. Geçen Eylül kontrat yaptık. Şimdi %25 zam yapabilecek. Bu kişi tam da benim işime geliyor aslında diyor. Geçen Eylül'den bu yana elektrik, doğalgaz, su, internet yüzde kaç zam yapıldı devlet tarafından? Bunlar bu işi bu kadar mı biliyorlar demiş. Ve bir ay sonra evden çıkacağım, ev sahibimin haberi yok, sürpriz yapacağım kendisine diyor. Mutluluktan uçacak sanırım diyor. Herhalde daha yüksek oranla kiraya vereceğini düşünmüş. Serbülent Bey, Serbülent Aslan, Betül Hanım, ben de akaryakıt fiyatlarının 10 liraya sabitlenmesini ve yıllık artışının da en fazla %25 olmasını istiyorum demiş. Olabilir mi? Tabii ki de olmaz. O zaman bu sabit artış da olmaz. Ancak kiracı ev sahibi arasında kavgaya sebep olur. Başka bir izleyicimiz, basit bir çözüm günü kurtarmalık, uzun vadeli sürdürülemez. Adalete ve sermayeye olan çarpan etkisi nedeniyle 3 yıla kadar kaldırılır diyor. Zaten 2023 son tarih herhalde.
Akaryakıt artışını sınırlamayan, vergi artışını sınırlamayanlar işte bunu yapıyorlar demiş bir başka izleyicimiz. Yine bir başka izleyicimiz günü kurtarmaya yönelik ucuz bir çözüm, kalıcı bir çözüm değil bu diyorlar. Acınacak halimize gülüyoruz diyor. Mustafa Bey, ok yaydan çıktı artık. Daha hiç kimse hiçbir şey düzelemez. Birbirimizi kandırmayalım diyor. Bir başka izleyicimiz ki bu soru. Kontrat süresi 5 yılı tamamlayabilir mi? Pardon, kontrat süresi 5 yılı tamamlayabilir de %25 sınırımız tabi mi? Yanlış bir ifade tabi. Kontrat süresi 5 yılı tamamlananlar da herhalde %25'e tabi midir diye sormuş. Bunu da bir şey yapalım. Evet, hızlıca gidelim. 2 milyon lira verip ev alacağım, sonra da %25 artışla kirayı. Mesela bu mal sahibinin açısından bu mümkün değil diyor yani. Aldığım fiyatla bu artışla veremem diyor. İlk kirayı verişte çok yüksek tutarım, sizin dediğinize çıktı. İkinci yıl oğlumu evlendiririm, kiracıyı çıkarırım. İşte bu hani bir bahane ya. Neyse, ne diyorsunuz? Sonra devam ederiz ama hani buralı bu kısma kadar ne diyorsunuz? Zaten vatandaş olayı net bir şekilde görmüş. Bir kere şunu söyleyeyim. Ben kiracılara ekstra zam yapısını savunan bir teknik adam değilim. Ama bunun uygulanamayacağını ve şu anda bile zaten kriz çıktığını gösteren mesajlar bunlar. Ne diyor evet. Vatandaş? Her şey sabitlensin diyor. Bak, ev sahibiyle evet. Kiracı karşı karşıya şu anda kalmış durumda. Ne diyor? Benzin de %25 o zaman sabitlesin. Ben de konut üreten bir şirketin genel müdürü olarak diyorum ki ucuz konut yapmam için inşaat girdi maliyetlerini o zaman %50 indirelim veya sabit tutalım. Bu teorikte mümkün söylemek için. Söylemek kolay ama pratikte mümkün mü? Değil. Burada da aynı şey olacak. Şimdi bu %25 niye uygulanamayacak? Mal sahipleri diyecek ki kiracılara bir gün kiranı aksattın birinci ihtar, ikinci gün kiranı aksattın ikinci ihtar tahliye alacak. Köpek İnsanların birbirlerine tahammülü yani de kalmayacak anladığım kadarıyla. Ya şundan sebep, şimdi bakın çok güzel bir örnek vermiş bir tanesi. Ben 2 milyon konut al, 2 milyona konut alacağım, %25 artışla niye kiraya vereyim? Bir kere ev alan insan, gayrimenkul yatırım aracı olarak kullananlar evi alabiliyor. Bu kişiler evleri almazsa kiralama şansı olmayacak. Kiraya çıkacak yani ev alma gücü olmayan insanların kiralanabilir ev alması için insanların buna eğilmesi lazım. Bu kadar getirisi düşük olan bir gayrimenkule kim girsin? Ne olacak? Burada itiraf doğduğunda atıyorum diyecek ki mal sahibiyle kiracı arayolda buluşalım. Örnek 30 puanda anlaşalım diyecek. Bu 5 puan kayıt dışı olacak. Yani bu tür uygulanamaz bir çözüm. Bir kere bunun kategorize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ülkenin tamamında böyle bir sabitlemenin yapılması bir kere teknik olarak da doğrudur. Şimdi Anadolu'daki %25 ile İstanbul gibi evet. Büyük kentlerdeki %25 bir değil. Burada birinci evi bir tane evi olup kira geliriyle geçinenle 10 tane evi olup kira gelirine bakan insanlar aynı kategoride değerlendirilmemeli. Burada bir skala belirlenip daha detaylandırılması gerekirdi. Bu kesinlikle ve kesinlikle kiralara artış olarak dönecektir ki zaten vatandaşımızın bir tanesi az önce demiş 5 bin lira okuyayım 7 bin liraya vereceğim diyen vatandaş var. Bu çok net, biz çünkü sahadayız bunu görüyoruz. Zam olarak maalesef gelecek. Bu tür paryatif çözümlerin maalesef şeyi yok, sürdürülebilirliği yok. Maliyetleri durduracak, artışı durduracak, maliyetleri bir tık düşürebilecek çözümler bekliyoruz biz. Evet. Üretim yapan şirketler adına konuşuyorum. Bu biraz daha üretimi arttırabiliriz veya konut edinimini kolaylaştırabiliriz. Aksi takdirde bu kira artışlarını durduracak bir hareket değildir. Göreceksiniz bunu zaten %25'in üstüne yapacak herkes zamanı. Evet, evet. Peki bu kayıt dışılıktan söz ettiniz ya, biraz da onu açar mısınız lütfen? Yani ne olacak mesela? Sözleşme imzalamayacak mı ev sahibiyle kiracı? Şimdi yönetmelik, ne olacak? Meclisten geçti, ben yönetmelik metni tam okumadım ama daha demin bir vatandaşımız sormuştu. 5 yıl geçtikten sonra bir kere yine borçlar kanuna dayandırarak şey yapabiliyorsunuz. Enflasyon oranının üstünde yeniden değerleme, yani orada bir değerleme yapıp evet. Enflasyon oranının üstünde bir artış yapma hakkı veriyor. Bunu zorlayacak mal sahipleri 5 yıllıklar için. O soru da açıkta kalmasın diye söyledim. Örnek veriyorum. Benim evim var, kiralayacağım. %30, 35 zam yapacakken %25'e zorladı. Ben ne yaparım? O kirayla geçiniyorsam o kiracı o evden çıkarmak için farklı yollara girerim. Karşılıklı bir çatışma olacak. Eğer bu çatışmayı yapmak istemiyorsa, iki kişi de orta yolda buluşmak istiyorsa, atıyorum 30 puanda anlaşalım diyecekler. Devlet 25'in üstü ile ilgili bir yaptırım uygulayacağını anlıyoruz. O zaman bu 5 puanlık artış ne olacak? Kayıt dışı bir şekilde mal sahibinin evet. cebine girecek. Bu da farklı bir sorunu doğuracak. Evet. Bunu aslında yarın bir gün... Yani bir mal sahipleri... Buyurun. Yok, mal ben sözünüzü kesmek istemiyorum. Özür dilerim. Mal sahipleri bir şekilde gelirini maksimum seviyede tutmak amacıyla evet. gerçekten ihtiyaç sahibi ise kiracıları
hukuki yollarla taciz edip gelirini arttırma yoluna gideceklerdir. Burada da orta yol yasal sınır olduğu için muhtemelen kayıt dışı bir ekonomiyle çözülmeye çalışılacaktır diye düşünüyorum. Ama boş evlerle ilgili bakın mutlaka ve mutlaka göreceksiniz. Bunlar bugün yarın yansır, zam olacaktır. Evet. Kimse bugün evini 5.000 liraya kiralamak isteyenler %25'ten dolayı en az 7.000 liraya çıkarlar kiralarını. Evet, bu kadar somut. Pek çok kişi de öyle yazmış. Yani enflasyonun gidişatı yani ortada. Şimdi kirayı vereceğim kişi seneye gelebilecek enflasyonu da katarak yapacaktır değil mi? Ama fiyatlar da zaten oldukça şişmiş değil miydi Ali Bey? Hani bu birkaç ay içerisinde hakikaten hani biz şunu da gördük yani %100 mesela enflasyon oranı daha düşükken bile %100 zamlar duyduk. Böyle de bir durum var. Buna ne diyeceksiniz? Yani fiyatlar ne durumdaydı zaten? Bakın bizim önerimiz, ben bir konut üreten şirketin genel müdürü, bir teknik insan olarak şunu söyledim. Çok iddialı bir söylendi. Türkiye'de gayrimenkul yatırım aracı olarak kullanılması geçici süreli durdurulmalı. Biz son dönemde gayrimenkulü Türkiye'nin önemli yatırım aracı haline getirdik. Siz insanlara yatırım yapmak için, gelir edinmek için konut al ve sonra bunu kirala, gelirinden faydalan diye bir politika güttük. Son dönemde tüm ülke olarak yatırımlar hep bu yönde gitti. Şimdi diyorsunuz ki bu konut alanlara, konut kirasıyla geçinenlere bir dakika bu kadar geliri alamazsın. Ben kiracıyı kollayacağım. Kiracıyı kollayacaksın ama yatırım yapanı da bu sefer farklı bir şekilde eksiye sürüklüyorsun, olumsuza sürüklüyorsun. Burada gerçekten tekrar söylüyorum bir kategori yapılmalı. Yani bir konuttan geçinenle, bir konut geliri olanla 10 tane, 20 tane hani gayrimenkul zengin olan insanları aynı kefeye koymamak hepsini lazım. Hepsini bir potada eritmiş kira oldu. Kira artışları niye oluyor? Kiralarda bu kadar artış niye oldu? Bir kere arz talep dengesi bozuldu ve maliyetler çok arttı. Enflasyon çok arttı. Düşünün 1800 lira olan kira geliri. Şimdi Ali Bey çok özür diliyorum. Bir sıcak gelişme var. Lütfen unutmayın kaldığınız yeri. Çünkü önemli bir konu. Yargı kararları, kentsel dönüşüm konusunda mesela Ali Beyköy'de ve Çekmeköy'de. Orada da bir park için savunan, park nedeniyle savunan bir vatandaşlarımız var, mahalleli var. Hakikaten her bir noktayı ayrı ayrı takip ediyoruz izleyicilerimizle. Şimdi efendim tekrar geri dönecek olursak sözünüz yarıda kalmıştı. Lütfen siz oradan tamamlayınız. Sonra devam edelim. Buyurun. Bunun kontrol edilebilir olması için kategorize edilmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Bir konut olanla 10 konut olanın aynı kefeye konmaması gerektiğini, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerle Anadolu'nun diğer kentlerindeki gelir seviyeleri ve kira gelirleri çarpanların farklı olmasından dolayı aynı kategoriye getirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü uygulanamaz bu vatandaşla mal sahibiyle kiracıların arasında büyük ihtilaflara sebebiyet verecektir. Özellikle de boş konutlarda zam olarak yakın tarihte yansıyacağını düşünüyoruz. Belki bu hemen böyle yansımış da olabilir. Hemen bugün de yansımış olabilir. Muhtemelen yansımıştır çünkü gayrimenkul bir yatırım aracı olarak kullanılıyor. Buna ilişkin düzenlemeler yapılmadığı sürece bu artışların önüne kimse geçemez. Şimdi çok sayıda mesajda iş yerleri ne de mi böyle uygulanacak diye soran izleyicilerimiz var. Ali Bey, bu %25 sınırlaması. Tüm kiraları kastettiğine göre iş yerleri için de konut diye geçiyor. Yönetmeliğine resmi gazeteye bakmadı. Ama iş yerleri yok diye biliyorum açıkçası. Peki.